Devletten maaşını alanlar da meydanlarda bağırıyor: katil devlet. Devletin uydusundan kitlelere ulaşan bir televizyon kanalı da bangır bangır yayın yapıyor: katil devlet. Devletten resmi ilan alan gazete de yazıyor: katil devlet. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar ihanete uğrayan bir devlet yapısı yoktur sanırım. Hep 18 yaşında genç ve güçlü olarak gördüğümüz bu devlet bugünleri de görecek miydi? Hükümet uygulamalarını bahane edip devlete öfkesini kusanların farklı farklı amacı var. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri rahatsızlığın ortak noktasıdır. Niye hükümet değil de devlet? Ben de biliyorum devleti hükümetin yönettiğini. Oysa devlet başka, hükümet başkadır. Hükümetler gelir geçer ama devlet bakidir. Örgütlenmiş bir toplumdur devlet ve bir düzeni vardır. Bunun adı da anayasal düzendir. Bu düzende devletin görev ve yetkileriyle bireylerin hak ve özgürlükleri belirlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yerini bulmayan bir takım uygulamalar söz konusuysa bunu sorgulayacak kurumlar da mevcuttur. Ayrıca o hükümet sandıkta da yanlışının hesabını verir. Demokrasinin gereği budur. Dedim ya, iktidarlar gelir geçer, devlet bakidir. Devleti böylesine hırpalayarak toplum nezdinde itibarsızlaştırmaya kalkışanlar öyle bir gün gelir ki bağrında kin ve nefret olmayan devletin şefkatine ihtiyaç duyar. Devleti rahat bırakın artık.